Hoş geldiniz. 5. sınıf matematik 1. dönem 1. yazılıyla karşınızdayız. Yeni dönemimiz başladı arkadaşlar. Artık yeni bir okula geçtiniz. 5. sınıf oldunuz. Okulunuzu değiştirdiniz. Artık hani ilkokul seviyesini geçtiniz. Artık ortaokul seviyesine geldiniz. Burada da farklı farklı dersler başlıyor. Yani matematiğe önceden de başladınız ama artık yeni bir ders, yani yeni bir boyut kazanıyor. Şimdi arkadaşlar 1. yazılımımızla başlayalım. 1. dönem 1. yazılımımızla. İlk önce birinci sorumuzla başlayalım. Aşağıdaki sayıların okunuşunu yazalım demiş. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman burada basamak basamak gitmemiz lazım. Şimdi şu basamağı biz ne diyorduk? İlk basamağı birler basamağı değil mi? Birler basamağı. Onlar basamağı. Yüzler basamağı. Binler basamağı. On binler basamağı. Yüz binler basamağı. Milyonlar basamağı. On milyonlar basamağı. Şimdi baktığımız zaman o zaman bura ne? Milyonlar değil mi? Milyonlar kısmı ne? 15. O zaman bura nedir? 15 milyon. Binler basamağına geldik. Binler basamağını okuduğumuzda ne yazıyor arkadaşlar? 231. O zaman 231 bin nedir arkadaşlar? 680. Bunu metin olarak da yazabilirsiniz. 15 milyon 231 bin 680 ama hani ben daha ayrıntılı görün diye bu şekilde yazdım. Siz sınavda daha doğrusunu yazarsınız. İkinci sorumuza bakalım. Okunuş verilen aşağıdaki sayıyı yazınız demiş. 316 milyon 45 bin 12 demiş. Şimdi arkadaşlar böyle sorularda şöyle gideceğiz. Şimdi en üste baktığımız zaman 316 milyon. O zaman 100 milyonlar basamağımız var değil mi? O zaman basamak çizgilerimizi çizelim bak. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler, milyonlar, on milyonlar, 100 milyonlar diye basamak çizgimizi çizdik. Şimdi farklı bir kalem alayım. Şimdi en üstten gidelim. Ne diyor? 316 milyon. O zaman şu milyonlar basamağımız bizim burada değil mi? Şura neydi? Binler basamağımız. Burada neydi? Birler basamağımız. Birler. Bakın yazayım buraya. Binler. Milyonlar. Milyon diyeyim. Şimdi 316 milyonsa o zaman bu basamağımız ne olacak? 316 olacak değil mi? Bura. Sonra 45 bin. Arkadaşlar yüzler basamağımız 100 binde bir şey var mı? Yok. O zaman ne yazıyoruz? 0.45. Çünkü 45 bin olacak ya 0.45. Ne dedi? 12. 12'de de yüzler basamağımız yok. 0.12 şeklinde doğru cevabımız olacaktır. Aşağıdaki toplama ve çıkarma işlemlerini yapınız demiş. Bakalım yapalım. Şimdi arkadaşlar. Öncelikle 4 ile 6'yı toplarsak ne yapar? Bunu biliyoruz değil mi? 10 yapar. 10 yaparsa sıfırımızı yazdık. Elde neyimiz var? Bir birliğimiz oldu değil mi? Bu birliği yan tarafa verirsek 2 ile 7'yi toplarsak 9. Birliğimizi de verirsek ne oldu? Bunu silelim. 10 oldu. Yine bir birliğimiz oldu değil mi? 8 ile 1'i topladık 9. Burada da birliğimiz vardı. Verdik yine ne oldu? 10 oldu. Bu birliğimizi sildik. Yeni bir birliğimiz oldu çünkü 10 olduğu için. Elde var birliğimiz var yani. 7 ile 2'yi topladık. 9. Elde birliğimiz olduğu için ne oldu arkadaşlar? 10. Bunu da sildik. Yine elde bir birliğimiz var. 9 ile da 1'i toplarsak ne yaptı arkadaşlar? 10 yaptı. Yani bu sayımız ne olmuş? Gördüğünüz gibi 100 bin olmuş. Toplama işlemi olduğu için. Şimdi B seçeneğimize bakarsak. Burada ne yapıyor? Çıkarma işlemi yapıyor. Şimdi sizin böyle yan yana çıkarma işlemi yapmanız zor. Ondan dolayı biz bu sayılarımızı buraya yazalım. 99.604 sayısı ile 72.589 sayımızı yazalım ve çıkarma işlemini yapalım. Sınavda da böyle yaparsanız öğretmeniniz izin verecektir arkadaşlar. Yani yapamadığınızı gördüğü takdirde kolay yönteminiz hangisiyse siz doğru cevaba gitmeye çalışın. Şimdi burada baktığımız zaman 4'ten 9 çıkar mı? Çıkmaz değil mi? Yandan 1 onluk alabildik mi? Alamadık. O zaman yana geldik 1 onluk aldık. 6'dan 1 onluk aldık. 6 tarafı ne kaldı? 5 kaldı. Buraya geldik. Bura 10 olduydu. 1 onluğu da yana verdik. Bura 9 kaldı. Burada da 1 onluğumuz olduğu için burada ne oldu? 14 oldu değil mi? Şimdi 14'ten 9 çıkarsa ne kaldı arkadaşlar? 5. Burada 9 vardı. 9'dan 8 çıkarsa ne oldu? 1. Burada 5 kaldı. 5'ten 5 çıkarsa ne oldu? 0. Burayı bitirdik. Birler basamağı kısmını bitirdik. Bir de binler kısmına bakalım. 9'dan 2 çıkarsa ne oldu arkadaşlar? 7. 9'dan 7 çıkarsa da ne oldu? 2. Yani 27.015 sayısını
bulmuş olduk. Dördüncü sorumuza bakalım. Aşağıdaki toplama işlemlerinde harflerin yerine gelmesi gereken rakamları bulup kutulara yazalım demiş. Şimdi öncelikle bizim burada ilk yapacağımız iş ne? Sağ taraftan toplamaya başlamak değil mi? Burada ilk baktığımızda ilk harfimiz ne? D harfimiz değil mi? Şimdi 7 ile 6'yı toplarsak ne yaptı? 13. 5 ile de toplarsak ne yaptı? 18. 18'in 8'ini yazıyoruz. El deneyimiz var. Bir birliğimiz var. O zaman D rakamımız nedir arkadaşlar? 8'dir değil mi? O zaman D kısmına biz ne yapalım? 8'i ekleyelim. Geçtik şimdi. Şimdi 5 ile 8'i toplarsak. Burada A olduğu için A'yı katmıyorum işlemi. 5 ile 8'i toplarsak ne yaptı? 13. Elde var birliğimiz de vardı. Ne yaptı? O birliği de eklersek 14 etti. Ama burada 6 yazmış. O zaman 14'ten 6 yazabilmesi için ne olması lazım? Hani 16 olması lazım değil mi? 14'ten 16 olabilmesi için A yerine biz ne yazabiliriz arkadaşlar? 2 yazabiliriz değil mi? O zaman A'mız da nedir? 2'dir. Bunu da bulduk. Şimdi bu birliği sildik. Bura 16 olduğu için tekrardan bir birliğimiz daha geldi. Toplayalım. 9 ile 4'ü toplarsak 13. Burası 8 olabilmesi için 18 olması lazım. Elde var birliğimiz de vardı. 13'e birliğimizi ekledik. Ne yaptı? 14 etti. Tamam. O zaman 14'ün 18 olabilmesi için C'nin kaç olması lazım arkadaşlar? C'nin de 4 olması lazım. Bunu da sildik. Elde yine bir birliğimiz oldu. Şuradaki toplamadan dolayı. 2, 1 daha eklersek 3. 3 ile neyi toplarsak 5 yapar arkadaşlar? 3 ile 2'yi toplarsak 5 yapar. Yani 22-48 cevabını bulabiliriz. Yani A'mız 2, B'miz 2, C'miz 4, D'miz ise 8 olarak bulabiliriz. Aşağıdaki sayıları belirtilen şekilleri yuvarlayınız demiş. Yuvarlayalım arkadaşlar. 325 sayısını en yakın 10'la. Arkadaşlar en yakın 10'luk ne? 2. O zaman 2'ye yuvarlayacaksak biz 5 ve 5'ten büyük sayıları ne tarafa doğru yuvarlıyorduk? Yukarı tarafa doğru yuvarlıyorduk. Yani bir önceki sayıya bakarsak. Bir önceki sayımız 5 olduğu için yukarı doğru yuvarlayacağımız için biz bu sayıyı ne yapabiliriz? 330 şeklinde yuvarlayabiliriz. En yakın yüzlüğe baktığımız zaman arkadaşlar bakın en yakın yüzlüğümüz nedir? 2. Onun bir önceki sayısına göre yuvarlayacağımız için bir önceki sayımız nedir? 2. O zaman 2 5'ten küçük olduğu için aşağı tarafa doğru yuvarlayacağız. Yani ne olacak arkadaşlar? 1200. Yani şu sondaki sayıları aşağı sıfıra çekeceğiz. Yuvarlayacağız. En yakın binliğe dediğine göre binliğimiz burada ne? 5. 5'ten bir önceki sayıya baktığım zaman 8. 8 5'ten büyük olduğu için ne tarafa doğru yuvarlayacağız arkadaşlar? Yukarıya. Burayı da yukarıya, burayı da aşağı doğru yuvarlamıştık. Yukarıya doğru yuvarlarsak o zaman ne olacak? 46.000 şeklinde yuvarlamış olacağız. Aşağıdaki çarpma ve bölme işlemlerini yapınız demiş arkadaşlar. Yapalım. Şimdi burada baktığımız zaman 34 ile 52'yi çarpın demiş. Şimdi 2 kere 4, 2 ile 4'ü çarparsak ne yapar arkadaşlar? 8. 2 ile 3'ü çarparsak ne yaptı arkadaşlar? 6. 5 ile 4'ü çarpınca bakın basamak kaydırmamız lazım. Bunu biliyorsunuz zaten çarpma işleminde. 5 kere 4, 20. 20'nin 0'ını yazıyoruz. 2 elde var arkadaşlar. 5 kere 3, 15. 2'yi de eklersek ne yaptı? 17 yaptı arkadaşlar. Toplarsak bunlar ne yaptı? 8, 6, 7, 1. Yani 1768 cevabını bulmuş oluruz. Bölme işlemimize bakalım. Şimdi arkadaşlar 8'de 12 olmayacağı için 86'da 12 kaç sefer var? Şimdi biraz zorlanabilirsiniz ama bakın şu şekilde yapabilirsiniz. 12, 24 şeklinde gidebilirsiniz. Yani tek tek sayabilirsiniz. 12, 24, 36, 48, 60, 72 dersiniz. Bir daha 12 eklerseniz ne yapar? 84. Kaç tane oldu? 7 tane değil mi? O zaman 7 tane var değil mi? 7 kere 12 ne yaptı arkadaşlar? 84 yaptı. Çıkardığımız zaman geriye ne kaldı? 86'dan 84 çıkarırsak 2 kaldı. 2'de 12 yok. Yukarıdan bir dörtlük indirdiğimizde 24'te 12 kaç sefer var arkadaşlar? 2 sefer var. Yani 72 ile 12 ile çarparsak aslında 864 cevabını da bulabiliriz. Böldüğümüz zaman da cevabımız neymiş? 72'ymiş arkadaşlar. 3, 5, 1, 8, 6, 0 rakamları birer kez oluşturularak 6 basamaklı sayılar oluşturuluyor demiş. Tamam. Buna göre bu sayıların en büyüğü şudur. En küçüğü budur demiş. Şimdi rakamları saydığımızda toplamda 6 tane sayımız var değil mi? Şimdi biz bunların en büyüğünü oluşturmak istiyorsak
En büyüğü nasıl oluştururuz? Bakın, yüzler basamağından başlayacağımız için en büyükten yazarak geliriz. En büyük sayımız nedir? 8. Bir sonraki büyük sayımız nedir? 6. Bir sonraki büyük sayımız ne? 5. Burayı yaptık. Sonra devam ediyoruz. Bir sonraki sayımız en büyük 3. Bir sonraki 1. Bir sonraki nedir? 0'dır. Yani 865.310 sayısı bu rakamları kullanarak yazabileceğimiz en büyük sayımız. En küçüğüne geldiğimiz ise arkadaşlar bakın burada 6 basamaklı dediğimiz için en küçük sayımız olan 0'ı başa ekleyemeyiz. Çünkü 0'ı eklersek 6 basamaklı değil 5 basamaklı olur. İstiyorsanız bir deneyelim. Bakın 0, 1, 3, 5, 6, 8. Yani burada ne oldu? Şu 0 zaten yok sayılacağı için 13.568 oldu. Bu olmaz. Şöyle yapacağız. 1'i koyacağız, 0'ı koyacağız, 3'ü koyacağız. Sonra 568'i yine yazacağız. Bu seferde yani bu şekilde olursa arkadaşlar bu zaman yani en küçük sayımız olur. Yukarıdaki şekli belirli bir kurala göre oluşturulmuştur demiş. Buna göre soru işareti yerine gelmesi gereken sayı kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada baktığımız zaman şimdi 100 ile 2 arasında öyle bir ilişki olması lazım ki 50 bulmamız lazım. 100'ü 2'ye bölersek 50 sayısını ne yapabiliriz? Bulabiliriz değil mi? 150'yi 6'ya bölersek de bu şekilde neyi buluruz arkadaşlar? 25'i buluruz. O zaman biz 50'yi 25'e bölmemiz lazım. 50'yi 25'e bölersek arkadaşlar doğru cevabımız ne olur? 50 25'in 2 katı olacağı için doğru cevabımız ne olur arkadaşlar? 2 cevabını bulmuş oluruz. Diğer sorularımıza geçelim. Türkiye'nin 2008 yılında nüfusu 8 basamaklı bir doğal sayıdır. Bu sayının birler bölüğünde 100, binler bölümünde 517, milyonlar bölüğünde 70 bulunduğuna göre 2008 yılında Türkiye'nin nüfusu aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şimdi arkadaşlar ben size ilk soruda şu soruda bir bölük bölük çizmiştim değil mi? Birler bölüğü, binler bölüğü, milyonlar bölüğü. Aynı şekilde yine bölüğümüzü çizelim. Sayılarımızı yazalım. Bakın. Şura neydi? Birler, binler, milyonlar bölüğü. Şimdi tek tek sayılarımızı yazalım. Bakın ne diyor? Birler bölüğünde 100 varmış. Birler bölüğümüz nereydi? Şu ilk kısımdı değil mi? O zaman biz buraya ne yapacağız? 100 yazacağız. Binler bölüğünde 517 varmış. O zaman binler bölümüne ne yazacağız? 517. Milyonlar bölümünde de 70 varsa o zaman 100 milyon kısmına 0 yazacağız. Çünkü 100 milyon kısmımız yok. Geri kalana da ne yazacağız? 70. Bu sayımıza baktığımız zaman 700 olamaz. 70 olması lazım. Sildik. 100 olamaz. Sildik. 517 olamaz. Doğru cevabımız nedir arkadaşlar? Gördüğünüz gibi D şıkkında 70.517.100 kişi şeklinde Türkiye nüfusunu görmüş oluruz. İkinci sorumuza bakalım. Yani test kısmının ikinci sorusuna bakalım. Bilgi demiş. Toplama işlemleri zihinden yapılırken önce onluk sonra binlik kısmı eklenir demiş. Size bir bilgi olarak vermiş. Şimdi geldik arkadaşlar. 57 ile 20'yi toplarsak ne oldu? 77. 77 ile 4'ü toplarsak 81. Tamam. Yukarıdaki bir toplama işleminin zihinden yapılışı verilmiştir. Bu toplama işlemi aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şimdi arkadaşlar ne demiş? Bakın toplama işlemi zihinden yapılırken önce onluk sonra birlik eklenir demiş. Şimdi önce onluğu ekleyip sonra birliği ekleyebileceğimiz tek sayımız ne var burada? Gördüğünüz gibi 77'ye 4 kısmımız var. Doğru cevabımız da arkadaşlar hangisi olabilir dediği için doğru cevabımız nedir? 77'ye 4 şeklindedir. Yani bu olamaz demiyor. Olabilir. Ha, pardon. Olabilir dediği için arkadaşlar bu olamaz. Çünkü şöyle bir şey olması lazım. Yani 20 gibi, 30 gibi, 10 gibi bir sayımız olması lazım. Bu olamaz. Bunu eledik. Pardon. Bunu soruyu yanlış okumuşum. Burayı da eledik. Bu da olamaz. Bu da olamaz. Doğru cevaba baktığımız zaman arkadaşlar 81'e 20 olur. Doğru cevabımız budur. Biraz karmaşık soru. Böyle sorular gelmez arkadaşlar size. Diğere bakalım. 3050 ile 1000'i çarpma işlemi sonucu kaçtır demiş. Arkadaşlar böyle çarpma işleminde şurada görmüş olduğunuz 3 sıfırı önce bir elimizde tutuyoruz. Sayımızı yazıyoruz. Ney sayımız? İlk sayımız 3050. Geriye kalan o 3 sıfırı da şuraya ekliyoruz sona. Rakamımız bu oldu. Gördüğünüz gibi ne oldu? Virgüllerle de ayırırsak 3 milyon 50 bin oldu. Doğru cevabımıza da baktığınız zaman 3 milyon 50 bin şıkkımız nedir? D şıkkında
bulabiliriz. Dördüncü sorumuza bakalım test kısmının. Yukarıdaki örüntüde yerine hangi sayı yazılmalıdır demiş arkadaşlar. Şimdi bakalım. Yani kare yerine hangi sayı yazılmalıdır demiş. 6, 10, 15, 21 şeklinde gitmiş. Şimdi 6 ile 10 arasında arkadaşlar kaç sayı artmış? 4 sayı artmış. 10 ile 15 arasında kaç sayı artmış? 5 sayı. 15 ile 21 arasında kaç sayı artmış arkadaşlar? 6 sayı. E o zaman bir sonrakinde kaç sayı artması lazım? 7 sayı. 21 ile de biz 7'yi toplarsak arkadaşlar 28 doğru cevabımızı ne yapmış oluruz? Bulmuş oluruz. Bir bölme işleminde bölen 12, bölüm 10, kalan 4 ise bölünen kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar bölünene biz burada x diyelim. E bölen kaçmış? 12. Bölüm kaçmış? 10. E kalan kaçmış? 4. E şimdi arkadaşlar biz bölüneni bulmak için, şurayı bulmak için bununla bunu çarpıp bunu da toplarsak doğru cevabımızı buluruz. Yani 12 ile 10'u çarparsak ne yapar arkadaşlar? Sıfırları çarpmaya gerek yok. Direkt 12'nin yanına bir sıfır eklersek 120 cevabını buluruz. 120 ile de 4'ü eklersek arkadaşlar kalanı, bölünen sayımız ne olur? 124. Yani doğru cevabımız nedir? A şıkkımızdır. Abaküste gösterilen sayı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi arkadaşlar abaküse baktığınız zaman dikkat etmeniz gereken abaküsteki her bir kısmı bir basamak olarak nitelendirin. Yani burayı birler basamağı, burayı onlar basamağı, burayı yüzler basamağı, burayı binler basamağı, burayı on binler basamağı, burayı yüz binler basamağı, burayı da milyonlar basamağı şeklinde ifade edebilirsiniz. E arkadaşlar burada milyonlar basamağında kaç abaküs var? Yani boncuk var. 1, 2, 3, 4 tane değil mi? O zaman 4 milyon. Geçtik. 100 binlerde ne var? 1, 2. O zaman ne? 2. 10 binlerde yok. 0. Binde ne var? 1. Yüzde kaç var? 5. 10'da kaç var? 3. 1'de kaç var? 2. Yani sayımız aslında şu değil mi? 4.201.532. E baktığımız zaman bu sayımızda nerede var? Doğru cevap B şıkkında bulabilirsiniz. Bir sayı vermiş arkadaşlar. 389.715.064 sayısı. 9 rakamının basamak değeri kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar 9 rakamına baktığımız zaman 9 rakamı nerede? Sayalım. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler. Neymiş arkadaşlar? Milyonlar. 9 rakamı neredeymiş? Milyon. O zaman 9 milyon basamak değerindedir değil mi? Doğru cevabımız da nedir? A şıkkında gördüğünüz gibi arkadaşlar 9 milyon cevabını bulabilirsiniz. Yukarıdaki verilen çıkarma işlemine göre KLMN sayısı kaçtır demiş. Tek tek bakalım. 5'ten 1 sayı çıkmış, 9 kalmış arkadaşlar. E 5'ten 1 sayının çıkıp da 9 kalma ihtimali olmayacağına göre arkadaşlar 5'ten yani 15'ten bir sayının çıkması lazım. 15'ten hangi sayıyı çıkarırsak 9 kalır arkadaşlar? 6 değil mi? O zaman N sayımız nedir? 6'dır. E şimdi yandan bir onluk aldığımıza göre burada 2 kaldı mı arkadaşlar? Çünkü burada 15 olabileceği için. 2'den hangi sayı çıkarsa 4 kalır arkadaşlar? Böyle bir sayımız yok. O zaman 12'den hangi sayı çıkarsa 4 kalır arkadaşlar? 12'den 8 çıkarsa değil mi arkadaşlar? 4 kalır. O zaman M'miz de nedir? 8'dir. Buradan yandan bir onluk aldığımız için burada 9 kaldı arkadaşlar. E 9'dan hangi sayı çıkarsa 4 kalır arkadaşlar. 5 çıkarsa değil mi? O zaman L'miz de nedir? 5'tir. Geldik. Burada 1 kaldı. Yandan bir onluk aldığımız için. 41'den hangi sayı çıkarsa 34 kalır diye de şeklinde de yapabilirsiniz. E 41'den hangi sayı çıkarsa 34 kalır arkadaşlar. 7 kalacağı için K rakamımız da nedir? 7'dir. E şimdi burada baktığımız zaman 7, 5, 8, 6 şeklinde olacağı için 7, 5, 8, 6 doğru cevabımız nedir arkadaşlar? C şıkkımızdır. 673 çarpı 57 işleminin en yakın olduğu yuvarlanarak tahmin sonucu kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar bunu tahmin edebilirsiniz. Nasıl edebilirsiniz? İşte bir tarafı sıfırlarsınız, bir tarafı sıfırlarsınız, tahmin edebilirsiniz.
Nasıl olur mesela? Diyelim ki 670'ü 0 koyarsınız, yaparsınız. Ya da işte buraya 3 eklersiniz, işte 6 ile 6'yı çarparsınız filan, bir şeyler yaparsınız. Benden size tavsiye, çarpın sayıyı arkadaşlar. 673 çarpı 57. Yani yuvarlamaya gerek var mı? Yani gerek yok yani. Yuvarlarsanız burayı, hadi yuvarlayalım. 670 ile 60 sayısını çarpacaksınız arkadaşlar. 7 kere 6 arkadaşlar kaç eder? 42. Elde var 4. 6 kere 6 36. 4'ü de eklersek ne yaptı? Şu şekilde bir sayımız oluştu. Ha, isterseniz bu şekilde, isterseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Yuvarlama işleminde neydi? 5'ten küçükse aşağı tarafa doğru yuvarlıyorduk. 5'ten büyükse yukarı tarafa doğru yuvarlıyorduk. 673'ü 670 şeklinde yuvarladık. 57'yi de 60 şeklinde yukarıya doğru yuvarladık. Doğru cevabımız 40.020 şeklinde bulabiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar sorularımız bu şekildeydi. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer derslerimizde kanalımızdan ulaşabilirsiniz. 5. sınıfa ait bütün dersler. Artık yeni bir müfredata geçti. Yani 5. sınıf yeni dersleri var. İngilizce geldi. Hani İngilizce ağırlaştırıldı. Farklı dersler geldi. Bir de ilkokuldan artık ortaokula geçtiniz. Eğer zorlanıyorsanız sınavlarınızdan, işte kanalımızdan kolay bir şekilde sınavlarınızı halledebilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.